Jülyen takvimine göre geçtiğimiz pazar günü Rum Ortodoks kiliselerinde İsa Mesih'in Yeruşalim'e girişi kutlandı. İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde düzenlenen ayini Ekümenik Patrik Bartolomeos yönetti. Ayin sosyal medyadan halka kapalı olarak yayınlandı. Ayrıca Ekümenik Patrikhane Kutsal Hafta ile ilgili bir basın duyurusunda bulundu. Jülyen takvimine göre geçtiğimiz pazar günü Rum Ortodoks kiliselerinde İsa Mesih'in Yeruşalim'e girişi kutlandı. İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde düzenlenen ayini Ekümenik Patrik Bartolomeos yönetti. Ayin sosyal medyadan halka kapalı olarak yayınlandı. Ayrıca Ekümenik Patrikhane Kutsal Hafta ile ilgili bir basın duyurusunda bulundu. Ekümenik Patrik Bartolomeos Kutsal Haftanın başlangıcında tüm Hristiyanlar için dua ettiğini belirtti. Patrik Bartolomeos, dirilişin parlak gecesinde Mesih'in kutsal kilisesinin uykusuz fener ışığının parlaması için kalplerinizi açın dedi. Ekümenik Patrik, koronavirüs salgınına karşı önlemler nedeniyle kutsal litürjiyi kapalı kapılar ardında sadece patrikhane yetkilileriyle yerine getirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada olağanüstü hal devam ederken, büyük ve kutsal haftayla Paskalya Bayramı nedeniyle İstanbul'daki Ekümenik Patrikhane'ye bağlı kilise yetkilileri 8 Nisan tarihinde bir toplantıda bir araya geldi. Lazarus Cumartesi gününde ve sonrasında İstanbul Başepiskoposluğuna bağlı Başdiyosezlik bölgesinin her bir kilisesinde ve ona bağlı olan metropolitliklerde ayinler kapalı kapıların ardında yerel kilise hiyerarşinin her bölgedeki patriklik temsilcisinin riyaseti ve gözetimi altında yapılacağı belirtildi. Ekümenik Patrikhane'nin makamı tarafından televizyon yayınları ve çevrim içi yayın sadece Fener'deki Patrikhane Kilisesi'nden yapılacak, bu ayinler Patrik Hazretleri ve Patrikhane'deki Pederler Kurulu tarafından yönetilecektir dendi. Patrikhane'ye bağlı manastırlarda kararlaştırıldığı üzere tüm ayinler halkın dışarıdan katılımı olmaksızın orada yaşayan rahipler tarafından normal şekilde kutlanacaktır. Ekümenik Patrik ve tüm heyetindeki kilise yetkilileri, çok güzel bir kutsal ve büyük hafta diliyor ve herkesin Paskalya Bayramı'nı kutluyor diyerek bitirildi.